Şeyhler müritlerini ahirette kurtaracak mı diye sorulmuş. Kıymetli kardeşlerim, bu sorunun cevabında hemen şunu ifade edelim. Bugünkü tasavvuf münkirlerinin tasavvufu karalayabilmek için söyledikleri şekilde, yani mürşitler bütün müritlerini sanki haşa ve kella Allah Teala'nın izni ve müsaadesi olmaksızın kendilerinin apayrı bir tasarruf gücüyle müritlerini kurtaracaklardır şeklinde düşünmek elbette batıl bir itikattır. Böyle bir itikat küfre dahi insanı sokar. Onun için şeyhlerin müritlerini ahirette kurtarma diye bir görevi yok. Şeyhin vazifesi, görevi, müridi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun istediği, arzu ettiği bir kul haline gelmesi için ona önce olmak, rehber olmaktır. Ona nasıl Mevla'nın rızası istikametinde bir hayat yaşayabileceğine dair yardım etmektir, öğretmektir, öğreticiliktir. Şeyhin vazifesi budur. Zaten bu yapıldığı zaman da bir şekilde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun rızası yolunda olunduğundan dolayı cennete girmek inşallahü teala Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle, nasip etmesiyle müyesser olacaktır. Şunu da ifade edelim. Şeyh Efendi kamil mükemmel bir şeyhtir. Allah Teala'nın razı olmuş olduğu bir kuldur, bir velidir, Cenab-ı Hakk'ın dostudur. Böyle olan birisinin zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam yeşfa'u yevmel kıyameti felâf, kıyamet gününde 3 zümre şefaat edecektir. El-Enbiya, bunlar işte peygamberlerdir. Thümmel ulema, alimlerdir sonra. Thümmel şuheda, şehitlerdir buyuruyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bu alimler zümresinde elbette şeriat meşayihı da alim olduğu için, şeriatı bildiklerinden dolayı hem manevi tarafta bir zirve oldukları gibi zahiri ilimlerde de alim olduklarından dolayı Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yarın Ruz-i Mahşer'de onlara şefaat etme yetkisi verebilir. Bunu da müritleri veya dilediği Müslümanlar lehine kullanabilirler. Kime izin verilirse onun lehinde kullanırlar. Bu şeriatın memnu gördüğü, yasak görmüş olduğu bir şey değil. Bu anlamda mürşit, müridini yarın şefaat ederek Allah'ın izni ve müsaadesi olursa kurtarabilir. Fakat Allah Teala müsaade etmediği sürece mürşidin çıkıp da yarın sırf benim müridim diye bir müridini kurtarması, hele cehenneme gidecek onu cennete götürmesi falan gibi batıl itikatlar tasavvufta yoktur. Bunlar bozuk tarikatların ilme ehemmiyet vermeyen, istikametlerini şer'i ilimlere göre belirlemeyen tarikatların itikatları, düşünceleri olabilir. Böyle bozuk şeyler misal getirilerek bunlar emsal kılınmaya çalışılmamalıdır. Meseleye o zaman bu zaviyeden bakacak olursak, o zaman gayrimüslim olan birisi bozuk Müslümanlara bakarak, bozuk İslami ekollere bakarak Müslümanların tamamının böyle olduğunu, İslam'ın topyekun bundan ibaret olduğunu söylediğinde ona hak verebilecek miyiz? Elbette vermeyeceğiz. Çünkü Müslümanlığın doğru olan bir modeli var, doğru olan bir şekli var, değil mi? İşte tasavvuf içinde bu söz konusudur. Tasavvuf ehlini söylemedikleri şeylerle ilzam etmemek lazım. Yahut söyledikleri sözü başka bir mecraya çekerek, başka bir anlam yükleyerek topluma yansıtmamak lazım. Bu iftiradır. Bunu yapan insanlar Allah'tan korkmaları lazım. Yani şeyhlerin bu anlamda mürşitlerini mutlak manada kurtarması gibi bir şey söz konusu değildir. Bu tasavvufun maksadı da değildir, garazı da değildir ve tasavvuf ehlinin itikadı da değildir. Şunu da hemen son olarak ifade etmiş olalım. Mesela büyük tasavvuf mürşitlerinden biri olan Mevlana Halid Kuddisesi Ruhu'nun mektubatına baktığınızda orada birçok halifelerine mektup yazdığını görüyorsunuz. Ve birkaç mektubunda özellikle şunu vurguluyor. Bu fakire ve acize diyor halifesine, hüsnü hatimesi için, yani dünyadan imanlı bir şekilde göçebilmesi için de dua etmenizi tavsiye ve rica ediyorum diyor halifelerine. Bu bir şeyh, bir mürşit. Yani hüsnü hatime ile göçebilmek için kendisi dua istiyor. İşte gerçek meşayih böyledir. Gerçek şeyhler, mürşitler böyledir. Başkaları cenneti garantiliyorsa veya müritlerine bu minvalde sözler söylüyorlarsa bu onların batıl itikadıdır. Tasavvufa asla mal edilmemelidir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.
Muhammed.